Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bu kesinlikle bir reklam değil, tamamen eğitime odaklı bir yaklaşımla. Beni etkileyen bir sözü inceleyeceğim. Ben kitabın yazar ve yayın evini açık açık vermek durumundayım. Sonra telife girmeyelim, değil mi? Bu işten maddi bir çıkarımız olmadığından canı gönülden verdiğim bu ön bilgiyle rahat rahat analize girebilirim sanırım. Bugün okumaya yeni başladığım bir kitabın başlar başlamaz beni etkileyen bir sözünü inceleyeceğiz. Popüler bilim araştırmaları sınıfına giren bir kitap. Yuval Noah Harari tarafından 2016 yılında Londra'da Vintage tarafından İngilizce dilinde yayınlanan Homo Deus kitabından. Homo Deus'un A Brief Story of Tomorrow, yani yarın kısa bir tarihi gibi Türkçe'ye çevrilen bu kitap İngilizce dilinde Brief Story of Tomorrow adıyla yayınlanıyor. Ulusal bir kitabevini gezerken bu kitapla tanışıyorum. Ayaküstü okuduğum birkaç sayfa bana bu kitabı al diyor. Ben de alarak yine aynı kitabevinin kafesinde yaklaşık bu 500 sayfalık kitabı yaralıyorum. Bunu neden diyorum? Aslında beni etkileyen gramer yapısından çok bu söz. Aslında bildiğimiz fakat dillendirmekte zorlandığımız duygular bunlar. Bakalım ne diyor yazar? For the first time in history, more people die today from eating too much than from eating too little. More people die from the old age than from infectious diseases, and more people commit suicide than are killed by soldiers, terrorists, and criminals combined. In the early 21st century, the average human is far more likely to die from binging at McDonald's than from drought, Ebola, or Al-Qaeda attack. İlginç bir söz, iyi bir değerlendirme, ilginç bir dillendirme. Sözden alacağımızı bakalım nasıl alacağız? İncelemeye başlayalım. For the first time, ilk kez, siftah, ilk olarak, ilk defa değil mi? In history, tarihte, more people die today. Bugün fazlaca insan ölüyor diyor ya da ölür diyor. Neden? From eating too much than from eating too little. From eating too much, from than done. Neyden eating too much? Fazla fazla yemekten. Then, ziyade neyden ziyade? From eating too little. Az yemekten, ziyade fazla fazla yemekten. Yani çok yemekten ölür ya da ölüyor diyor. More people die from old. Fazlaca insan ölüyor. Neden? Yaşlılıktan, old age. Then, neyden ziyade? From infectious diseases. Ya bulaşıcı hastalıklardan, enfekte hastalıklardan ziyade yaşlılıktan ölüyor diyor. And more people commit. Commit suç işlemek, suicide ise kendini öldürmek. Commit suicide ikisi birleştiği zaman intihar etmek anlamına geliyor. Bu bir kalıp. And more people commit suicide than more people, çoğu insan intihardan ölüyor diyor. Neyden ziyade? Are killed by soldiers. Askerler tarafından, teröristler tarafından, and criminal combined. Criminal suç, suç oluşturan. Combined, birleşik. Yani birleşik suçlar, karışık suçlar, birleşilmiş, birleştirilmiş suçlar. Birleştirilmiş suçlar, teröristler ve askerler tarafından öldürülmekten ziyade intihardan ölüyor diyor. In the early 21st century, the average human. In the 21st century, in the early 21st century, ilk başları, başı, 21st century, 21. yüzyılın başlarında, erken zamanlarında, the average human, ortalama bir insan, is far more likely, çok daha olasıdır diyor. Far more likely, likely olası, far more çok fazla, çok daha olası. Bir de bunun far less likely'si var, o da çok daha az olası demek. Far more likely, çok daha olası, to die from binging. To die, ölmesi. Neyden? Binging. Binge, alem, aşırı yemek, bir şeyin aşırı derecede yapılması. Aşırı tıkınmak, çok yemek, değil mi? To eat too much food at one time. Yani bir kere de çok fazla yemek yemek anlamında binging. Daha doğrusu binge. Bir kere de çok fazla yemek yemek anlamında binge. Binging ise aşırı yemek tüketimi. At McDonald's. Yani diyor ki, McDonald's'ta aşırı yemek tüketiminden ölme olasılığı çok fazla. Neyden ziyade ya da neye göre? Than from drought. Kuraklıktan ziyade, yani kuraklığa göre. Ebola, Ebola'ya göre. Or Al-Qaeda attack. Al-Qaeda ataklarına göre. Binging'den, yani çok yemekten ölme olasılığı daha fazla diyor. Şimdi burada değinilecek ne var? Biz testlerden bahsederken yapılan için zamanını biliyorsak past kullanıp o geçmiş zamanı da hani cümlede şu zaman oldu, şu an oldu diye söyleyebiliyorduk. I ate it yesterday, yani ben onu dün yedim ya da ben dün onu yedim gibi. Ama önemli olan işin yapılması ve zamanı bizi ilgilendirmiyorsa genel olarak have verb 3, yani perfect bir yapı kullanıyorduk. Şimdi buraya kadar doğru ama piyasada bazı listelerde genel olarak özellikle gramer açısından doğru olan bazı zaman zarfları veriliyor. Bunlardan biri de for the first time.
Hani ben vermedim çünkü bu şekilde ezberlenilmesi bazı kritik durumlarda, örneğin makale yazarken, örneğin bir konuşma dinlerken, kitap okurken, like this bunun gibi bazı problemler yarattığını düşünüyorum. Sonuçta şu yaptığımız çalışma anlamaya yönelik, sınavlarda soruda bizden isteneni bulmaya yönelik bir çalışma ve üzerimize yük olmasından çok hani yeterince işimizi görsün düşüncesindeyim ben. Makale veya yazın oluştururken yaklaşımımız daha farklı oluyor mecburen. For the first time, ilk kez olarak, ilk defa. Şimdi bu sözü söyledin ve söyler söylemez hani kafanda bir vurgu belirdi değil mi? Ben bu işi yapıyorum ve bunu ilk kez yapıyorum. Dolayısıyla vurgu işte işin olmasında, işin ne zaman olduğunda değil. Dolayısıyla bu zarfı söyleyerek anlattığım yapılan, olmuş, bitmiş bir işte perfect kullanmam daha doğru gibi geliyor. Ve hep bu present perfect tense ile birlikte veriliyor. Tamam doğru ama adamı burada present kullandı diye dövemezsiniz. Çünkü adamın demek istediği şey bizler yapıyoruz, bizler bunu ilk kez yaşıyoruz ve sana özellikle today demiş burada. Bugün yani nowadays, bugünlerde böyle oluyor. Ve insanlar çok yemekten ölür durumda. Bu genel, bu belki bilimsel, alışıldık, belki sürekli meydana gelen bir durum. Ve bunu bu tense ile görmeniz bunun aslında bilimsel bir yazı olduğunu gösteriyor bize. Sınavda karşınıza gelme olasılığını bilmem ama belki zaman belirttiği için gelebilir bile. Adam oraya today yazmış. Ben hep perfect ile öğrendim. Bunu düşünme orada. Şöyle düşün. İlk kez yaptım. İlk kez yapıyorum. İlk kez yapacağım. İlk kez yaptım. Bütün tenslere, bütün zamanlara gitti mi? Geçmişe, şimdiye, geleceğe. Gitti demek ki kullanabilirsin. Dolayısıyla sana tavsiyem zaman zarflarının anlamlarını iyi bil. Ama bunu şu tensle kullanmalıyım. Bunu bu tensle kullanmalıyım. Olayına girme. Başka ne var? Baştan sona geniş zaman bir cümlede adam hep bu civarlardan, bu dönemlerden, bu senelerden bahsetmiş ve genele vurdurmuş. Bu böyle olur bak demiş. Bunu demek istemiş. Bir de biz İngilizce'de olasılık yapılarını can, could, may, might diye öğrendik. Ama burada olasılık geçmesine rağmen model kullanmayan bir yapı var. Neden? Çok da zor değil hani. Far more likely, far uzak, more fazla, likely olası, fazla olası. Aslında böyle düşündüğümüz zaman, ayrı düşündüğümüz zaman hani uzak bir olasılıkmış gibi geliyor ama far more likely birleştiğinde anlamı güçleniyor ve sana daha fazla olası anlamını veriyor. Bir de bunun far less likely'si var. O da daha az olası demek. Buraya can veya may de kullansak ne olurdu? Şimdi biz can, could, may, might'ı anlatırken bunları modül dersen dinlediniz mi? Dinlemediyseniz modülleri de mutlaka dinleyin. Akılda kalıcı olması için bir resmiyet ve olasılık hiyerarşisine soktuk ve dedik ki can'i kullanılan bir cümlede eğer olasılık ifade ediyorsa bu olasılık %50'yi ifade ederken could, may, might sırasıyla might'a doğru gittiği zaman bu olasılık azalır. Ama aynı şekilde bunu olasılık olarak kullanmadığımızda, işi resmiyete döktüğümüzde, can'i biz eşimizle, dostumuzla, arkadaşımızla kullanırken, could, may, might şeklinde might'a giderken resmiyet artar. Might'a giderken olasılık düşüyor, resmiyet artıyordu. Burada ne demiş peki? Fazla olası demiş. Yani açıkça %50'den fazla bir anlam vermiş, değil mi? Peki ben model kullansaydım ne olurdu? İsteyen duyguyu veremezdim burada değil mi? Dolayısıyla bu yapılarla da karşılaşmış olduk. Far more likely, far less likely. Bunun ikisini öğrendiğinizi düşünüyorum ben şimdi. Bir de açıkça bugüne kadar anlatmadık ama then edatından bahsedelim. Then ne zaman kullanılıyor? İki farklı olayı veya miktarı kıyaslarken kullanılıyor. Used to compare two different things or amounts. Aslında daha önce gördüğümüz more yapısıyla beraber kullanılması daha yaygın. Ve bu sınavlarda genellikle de böyle geliyor. More than, less than gibi. Ama bunu comparative yani karşılaştırma açısından bakacak olursak more nokta 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 than yapısını daha çok görürsünüz. She is more beautiful than others gibi. Hani o diğerlerinden daha güzel. Bu şekilde de kullanabiliyorsun bunu. Bu iki yapı arasında yani more ile than arasındaki sıfat ikiden fazla hece yapısına sahipse başına more veya less işte hangisini kullanmak istiyorsan fazla derken more, less derken azı kullanıyorsun. İstediğin sözcükle beraber bunu kullanabiliyorsun ama iki heceden az ise örneğin tek heceli ise short gibi. O zaman er eki getiriyorsun. More'un sonunda bulunan re'yi ters çevirip er yapacaksın ve short'un sonuna ekleyeceksin. Shorter.
Mesela şey is shorter than others. O diğerlerinden daha kısa derken yaptığımdaki gibi. Bunu komparatiflerde detaylandıracağız. Bir de from'den var. From x then from y. Yani y'den çok x'ten demek istediğimiz yapılar. Yukarıda gördük bunu. From eating too much then from eating too little. Az yemekten çok, çok yemekten derken kullandığımız yapı bu işte. Bunlar nispeten kolay karşılaştırma yapıları. Bunların hepsini komparatiflerde göreceğiz ayrıca. Bugün bir pasajı örnek almamızın nedeni, dediğim gibi ilginç bir şeyler ortaya koymasını inceledik ve ufak birkaç noktaya değindik. Bunlara değinirken genel olarak sizin gözünüzde görmeyi ve cümleleri yuvarlaklaştırarak yorumlama yapar gibi aktarmaya gayret ediyorum ki siz de sınavda anlamını bilmediğimiz bir yapı, bir cümle, bir kelime çıktığı zaman bu şekilde kendinizle konuşarak anlamını çıkarabilirsiniz diye korkmayın. Kendinizle konuşun, kendinizle tartışın sınavda ve anlamak için çaba sarf edin. Bunu uzatmayın tabii, sonuçta zamana karşı yarışıyorsunuz ama en iyi yöntem bölmek, bölerek anlamak ve bir yerde kendinizle yavaş yavaş konuşmak. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.